Efendim bu aralar İran ve İsrail arasında böyle bir el altında, zemin dibinde bir gerilim var. Şimdi İsrailli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dedi, biz görüştük, konuştuk. İranlılarla da görüştüm. Bir kere İran ve İsrail'in savaşacaklarına dair düşünce özel olarak körüklenen bir düşünce. Böyle bir şey mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani özel bir provokasyon olmuş olsa dahi Türkiye burada yani değil mi? Bir baş Evet, ülkedir. maşallah, evet. Yani ne oluyor konumundadır, ne oluyor diyecektir. Böyle Evet, bir şey evet. olmaz. İkincisi İran, İsrail'e atom bombası atması. Ya bu imkansız, üstü imkansız. Çünkü İsrail'de çok fazla Müslüman var. Evet. Yani sırf o Müslümanları bir kere düşünerek böyle bir şey yapamazlar. Bir. Çok fazla Hristiyan var. Evet. Onları düşünerek böyle bir şey yapamazlar. İki. Çocuklar ve kadınlar var. Evet. Musevi. Bunları düşünerek hiçbir öyle bir şey yapamazlar. Çok fazla dindar Musevi var. Bunları düşünerek bir şey yapamazlar. Evet, inşallah. Diyecekler ki, deseler ki işte 3-5 tane ya 100-200 tane ateist, gözü dönmüş efendim, değil mi? Azgın kişi var İsrail'de, Musevi kökenli deseler. Biz bunları cezalandırmak istiyoruz. Bütün İsrail'i haritadan silerek. Bu Kur'an'da var mı? İslam'da var mı? Hangi dönemde var? Böyle bir İnşallah. şeyin olması mümkün değil. İnşallah. Çok büyük İnşallah. haramdır. Hiçbir İslam ülkesi, hiçbir Müslüman böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla İran'ın da böyle bir şey yapması mümkün değildir. Özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs-ü Şerif, oraya atom bombası atmak. Yani Allah insanın kolunu kırar yani, boynunu İnşallah. kırar. Böyle bir Yani. şey tahayyülü dahi mümkün değil. Tahayyülü bile mümkün İnşallah. değil. Böyle bir şey olmaz. İnşallah. Hiçbir Siz zaman için olmaz. maşallah hocam, siz bu konuda açıklama yapmıştınız. Nükleer silah kullanmanın, atom bombası kullanmanın haram olduğunu söylediniz. Hemen akabinde dediğiniz gibi İran'ın en yüksek derece insanı Rahmet Necat bunu hemen teyit ettiler sizin söylediğinizi Bunu hocam inşallah. açıklasınlar dedim. Ondan sonra açıkladılar. Evet. Yine uyardık, geri açıkladılar. Evet. Evet, Evet. inşallah. En sonunda gene Ahmet Necat hep böyle sevgi ve barışa Evet. yönelik konuşmalarını Ama bize... bu böyle olmaz. Yani İnşallah. aslında İran yönetiminin üst düzeyinden gene İsrail'in yönetiminin üst düzeyine bazı kişileri bir araya getirip yani bunun mümkün olmadığını bir daha bir teyiden Evet. konuşmakta fayda var. Çünkü gereksiz bir gerilim ve tedirginlik var. Yani sanki hakikaten bir şey olacak varmış gibi bir Evet. değil mi? Ruh hali Evet. içindeler. Halbuki böyle bir şey olması imkansız. 3-5 kişinin bu tip sözleri oluyor ama yani İran koskoca ülke. Türkiye koskoca ülke. Başı boş değil ayrıca Orta Doğu. Yani öyle başı boş bir alan değil. Bir de İsrail'deki Müslüman kardeşlerimiz, Hristiyanlar, Museviler hepsi Allah'ın kulları. Yani onların biz kılına, tüyüne zarar getirtmeyiz. Daha önce de söyledim. Evet, söyledim. Bunu yapanın gök kubbeyi başına yıkarım. Evet. Yıkarız yani. Basın Evet. toplantısında İnşallah. bunu söylemiştiniz hocam Evet. maşallah. Bütün internet sitelerinde, Bunu altını gazetelerde çizerek bir daha haber söylüyorum. olmuş. Bir bildiğim var ki söylüyorum. Bakın diyorum o İsrail'de Müslüman kardeşlerimizin, Musevi kardeşlerimizin, Hristiyan kardeşlerimizin kılına birisi dokunursa gök kubbeyi başlarına yıkarız. Orası huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşanacak bir ülkedir. Ve bundan sonra zaten savaş yok. Ben bunu söyledim. Ya bundan sonra 70 yıllık bir dönem var zaten. İslam'ın hakim olacağı bir dönemdir. Yani Türk İslam Birliği'nin oluşacağı bir dönemdir. İsrail Türk İslam Birliği'nin huzurlu yapısı içerisinde mutlu olacak bir ülkedir. Alabildiğine özgür olacaktır. Alabildiğine mutlu olacaktır. Hazreti Süleyman'ın mescidini yeniden yapacağız inşallah. İnşallah. Hazreti İbrahim'in mezarının yanında yine cami, mescit kuracağız inşallah. Diğer İnşallah. peygamberlerin mezarlarının İnşallah. yanında yine mescitler kuracağız. İnşallah. Türk İslam Birliği buram buram inşallah oraya hakim olacak. O İnşallah. Osmanlı'nın sıcak sanatı, o sıcak kültürü hakim olacak. Mutluluk içinde yaşayacaklar. Maşallah. Hadis-i şeriflere göre Mesih, İsa Mesih ve Mehdi asla kan akıtmayacaktır. Tevrat'a göre de Tevrat'ın tarif ettiği Mesih ile Mehdi aynıdır. Yani Kral Mesih ile Mehdi aynıdır. Kral Mesih'in konumunu
Tevrat çok detaylı anlatıyor. Hiçbir şekilde kanı dökmeyecektir. Hatta diyor okları, yayları eritip saban demiri yapacaktır. Yani tarımda kullanacaktır diyor. Değil evet, mi? Evet. Dolayısıyla damla kan akıtılmayacağı belirtilmiştir. Kasteden ahir zamanda gelmiştir. Evet. Evet. Bu Hristiyanların da hocam bir yanılgısı vardı. Onlar da kendilerince İncil'e göre İslam birliğini haşa Deccal birliği gibi görüyorlar. Büyük savaşlar, kıyımlar olacağını söylüyorlardı. Ya kardeşim kan dökmenin meraklısı evet. O kadar çok ki. Mesela bizim Müslüman bildiğimiz kardeşlerimiz de diyor hatta cübbelidir diyor evet, ya. Evet. Öyle bir kan akacak ki diyor. Öyle bir ceset o dağı oluşacak ki diyor. Yani insanlar böyle balık istifi gibi dolulacaklarmış. Ceset, insan cesedi. Kuş o cesetlerin üstünde uçmaya başlayacakmış güvercin. Hayvan hayatını kaybediyor artık. Yani uça uça uça. Mesela bazen kuşlar 3000 kilometre falan uçabiliyorlar evet. Değil mi? Hı. 3000 kilometre uçuyor fakat ceset bitmiyor. Yani böyle balık istifi gibi. Bu ne kan arzusudur ya. Bu ne ceset arzusudur. Ve bu ne ölü arzusudur. Bu ne kadar acayip bir düşünce bu yani. Değil mi? Evet. Böyle bir şey yok. Yani hadislerde bilakis Mehdi'nin yani Kral Mesih'in hiçbir şekilde kan dökmeyeceği uzun uzun anlatılmıştır. Mesela diyor ki Yeremya'da akıllı davranacak diyor 23'e 5. Mehdi Süleyman'dan bile daha akıllı olacak diyor. Tabii o Tevrat inancına göre ve bu şekilde inanıyorlar. Mehdi dönemi iyilik ve akılla egemen olacak. Mehdi sonsuza dek sevgi gösterir. Mehdi ulusları barışı duyuracak. Yani Mesih bakın. Mesih yani Kral Mesih yani Mehdi uluslara barışı duyuracak. Yani kan dökülmeyecek diyecek. Savaş olmayacak diyecek. Zekeriya bölümü 9'a 10. Onun Kral Mesih'in yani Mehdi'nin doğruluğu ve onun getirdiği kerametler bütün insanların onunla barış yapmalarına sebep olacak. Maymonides Mişta tefsiri Sanhedrin 10'a 1. Mehdi, Kral Mesih zamanında savaşlar olmayacak ve bir millet diğer bir millete kılıç kaldırmayacak. Mişta tefsiri Sanhedrin 10'a 1. Mesih Mehdi fevkalade dindarlığı nedeniyle diyor, yani fevkalade dindar olduğu belirtiliyor. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu Mesih Mehdi'nin üzerinde olacak diyor. Maşallah. Yaşaya 11'e 2 bak. Rabbin ruhu, Allah'ın ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu Mehdi Mesih'in üzerinde olacak. İşte kendisine destek olduğum gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum diyor Tevrat'ta Mehdi için. Bak işte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum, Mehdi Mesih'in üzerine koydum diyor. Cenab-ı Allah'ın izahı olarak, hükmü olarak belirtilmiş Tevrat'ta. Museviler bunu bilmiyorlardı hocam. Siz evet. Vesile oldunuz Tevrat'ta geçen. Kral Mesih evet. Mehdi olduğunu bak, şu an. Güçlü bir Kral Mesih Mehdi çıkaracağım. Soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Yani bu da tabi Hazreti İbrahim soyu. Rab Mehdi Mesih'e kuvvet verecek ve Mehdi'nin kuvvetini yükseltecektir. 1. Samuel 2'ye 10. Yönetim onun omuzlarında, Mesih Mehdi'nin omuzlarında olacaktır. Yeşaya 9'a 6. Mehdi Mesih kurtarıcıdır. Zekeriya 9'a 9. Şöyle yazılmıştır. Sen Mesih Mehdi belalarla sarsılmış olanları kurtaracaksın. Bakın belalarla sarsılmış olanları kurtaracaksın. Talmud 98'e A. Dünyaya ağzının değneğiyle vuracak. Yani konuşarak etkili olacak diyor. Yani silahla değil. Tabancayla, tüfekle değil. Ağzıyla. Ve kötüyü dudaklarının soluğuyla öldürecek. Kötülüğü konuşarak yok edecek diyor. Yeşaya 11'e 4. Onun adı harika öğütçü olacak. Yani çok güzel öğüt veren kişi olacak. Yeşaya 9'a 6.
Adaleti uluslara ulaştıracak. Yeşaya 42'ye 1. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Yani o kadar şekli ve karar olacak ki insanlar diyecekler ki ya sen boş yere uğraşıyorsun. Bu kadar insan mümkün mü, olur mu diyecek. Evet. Ama bak diyor ki Tevrat'ta yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Evet. Yeşaya 42'ye 4. Doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Mesih Mehdi için. Tevrat'ta bu şekilde söyleniyor. Yeşaya 41'e 2. Bak doğudan adaleti harekete geçiren doğu, Türkiye tarafı işte. İnşallah. Hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Ama sevgiyle, bilimle. Doğruluğu sever ve kötülükten nefret edersin diyor Mesih Mehdi için. Mezmurlar 45'e 7. Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Ezilenler, fakirleri, zorda olanları, herkesi kurtaracak diyor. Yeşaya 11'e 4. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Yeşaya 33'e 15. Doğru olanı yapmakta tez, çabuk davranacak. Mehdi doğrulukla krallık yapacak. Yeşaya 31'e 1, deminki 16'ya 5'te. Doğru olanı yapmakta tez davranacakla ilgili izah. Salih ve dürüst Mehdi Mesih tarafından yönetilecek diyor dünya. Sanhedrin 10'a 1. Yani anlatsak tabii sabaha kadar anlatırız. Çok fazla. Yani Tevrat'ta çok fazladır Mesih Mehdi'den izah anlatımlar. Onun için Musevilerin bu konudaki tedirginliği yersizdir. Mehdi devrindeyiz. Bu bir duygusal açıklama değildir. Bu Tevrat'ın bir hükmüdür benim anlattığım. Kur'an'ın bir işaretidir. Çünkü Kur'an'a göre Mescid-i Aksa ve Kudüs kıyamete kadar sağlamdır. Hiçbir şey olmayacaktır. İnşallah. Ve Museviler de kıyamete kadar yaşayacak bir kavimdir. Yani yok olmayacaklardır. Dolayısıyla böyle bir yani kitle katliamı tarzında bir olay mevzu başta indir. Savaş çığırtkanları yani savaşın planlayanları, savaş müteahhitleri diyelim. Bir hazırlık içindeler tabii. Yani İsrail ile İran'ı savaştıracak ki silah satsın, evet. Olay çıksın. Yani hatta işte pansuman bezi satsın, ilaç evet. Satsın, değil mi? Bomba satsın, silah, tüfek, tabanca evet, satsın, evet. Değil mi? Evet. Kariyerler, tanklar satsın. Böyle bir olay olmayacak. Bakın Tevrat'ın hükmünü de açıkladım. Hadislerin hükmünde aynı şekilde çok detaylı açıklanıyor. Mehdi zamanında kan akıtılmayacağı, uyuyan kişinin dahi evet. Uyandırılmayacağı değil mi? Evet. Ve adaletin tam sağlanacağı ve savaşların olmayacağı. Evet. Bu çok önemlidir. Hazreti Mehdi evet. Her bu savaş çabasına girdiklerinde Allah'ın izniyle söndürüyor onların o çabasını, o alevlenmeyi olduğu yerde bastırıyor, söndürüyor inşallah. İnşallah.